Merhabalar arkadaşlar, Spavş TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine bir risk oyunu oynayacağız. Daha önce oynamış olduğum iki oyundan farklı olarak Kara Sakal'ın Gazabı adlı haritada oynuyorum ve bu haritada anlatacağım farklı şeyler var. Daha önceki oyunlarda size oyunu basit şekilde anlatmıştım. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada biraz savaş sisinden ve kar fırtınalarından bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha önceki oyunlarda haritanın tamamını görebiliyorduk. Bu haritada ise tamamını göremiyoruz. Soru işaretleri var. Bu soru işaretleri şu demek: benim sınırımın olmadığı, ben hangi rengim? Turuncu rengim. Turuncu rengin sınırının olmadığı bütün bölgeler soru işaretiyle gösteriliyor. Yani ben orada ne kadar asker var bilemiyorum. Kim nerelerde güçlü göremiyorum. Bunun şöyle bir avantajı oluyor: tüm haritayı görmediğimiz için kime saldıracağımızı tam olarak kestiremiyoruz. Onun için ayrı bir strateji uygulamamız gerekiyor. Şimdi ben orta bölümlerde gördüğünüz gibi turuncu olduğum için güçlü sayılırım. Orada 10 askerim var. En güneyde 4 askerim var. Bir de ayrıyeten ikişer askerim farklı kıtalarda var. Kar fırtınaları da görmüş olduğunuz kar işaretleri var. O bölgeler hiç kimse tarafından ele geçirilemiyor. Ama hangi bölgenin içerisindeyse ele geçirilememesine rağmen o bölgenin tamamına sahip olan kişi bütün puanını tam olarak alabiliyor. Yani 5 puanlık bir ülke ise o ülkenin 5 puanından yararlanabiliyor. Bütün kar fırtınaları hariç olan her bölgeye sahip olan kişiler. Dediğim gibi haritanın adı Kara Sakal'ın Gazabı. Uydurulmuş bir harita arkadaşlar. O yüzden bölgeler dünyada gerçekte olmayan bölgeler. Daha farklı bir oyun oynamak istedim. Haftada bir farklı haritayı risk ücretsiz olarak kullanıma açıyor. Bu ne zamana kadar devam edecek bilmiyorum ama şu an daha öncekilerde dünya hakimiyeti oyunlarında ne yaptık? Hep normal dünyada oynadık ama bu sefer normal dünyada değil de uydurulmuş bir haritada oynuyoruz. Ve yine dediğim gibi ben turuncuyum. Bu arada yeşil arkadaş Türk, o yüzden ben ona saldırmayacağım. Bu oyunda ittifak kurmayı açmamışlar. Dolayısıyla onunla ittifak olmaya çalışamayacağım ama ilk aşamada ona saldırmayacağım. Çalışacağım. Eğer sonra beraber kalırsak benim rakibim olacak kendisi ama en başta saldırmayacağım. 6 asker koyabiliyorum. Şimdi oyunun başında yeriniz olmasa bile, yani bir bölgeniz olmasa bile, daha doğrusu bir kıtanız diyeyim, oyunun son kişisi olduğunuz zaman size diğerlerinden daha fazla asker veriyor. Dezavantajlı duruma düşmemeniz için. Şimdi ben dediğim gibi şu orta bölgeyi ele geçirmeye çalışacağım. Orta bölgede şu an bayağı güçlüyüm. 14 askerim var. Mavinin 3 askeri var. Mavi benim görebildiğim kadarıyla sadece 3 asker sahip. Diğer kısımlardaki askerlerini göremiyorum. Dolayısıyla diğer kısımlarda daha güçlü olduğunu varsayıyorum. Ve mavinin benim bulunduğum bölgeye fazla asker konuşlandıracağını zannetmiyorum. Çünkü çok az askeri var şu an burada. Tabii sinsi bir planı yoksa. Şu an mesela mavi saldırı işlemi gerçekleştiriyor ama ben göremiyorum. Birazcık tamamı açık olan haritaya göre daha sıkıcı gibi gelebilir eğer çok fazla kişiyle oynuyorsanız. Ben şu an 6 kişiyle oynuyorum. Şöyle benim bulunduğum bölgeye Loyan Nais midir nedir? 4 puan verecek arkadaşlar ele geçirebilirsem. Dediğim gibi çok kişi olduğu zaman biraz sıkıcı olabilir ama daha strateji gerektiriyor. Daha stratejik oynamak gerekiyor. Şimdi kırmızıda sıra ve ben gördüğünüz gibi bekliyorum. Arkadaşlar bu oyunda ne kadar az kişiye bulaşırsanız o kadar kârdasınız demektir. İnsanların dikkatini üzerinize çekmezsiniz. Ben o yüzden şimdilik sadece maviye bulaşmayı düşünüyorum. Beni sinirlendiren kimse olmazsa, mesela sınırımda 7 birliği olan sarı var ve 6 birliği olan kırmızı var, bana saldıracaklarını zannetmiyorum ama şimdilik. Evet, morun yaptığı atağı gördünüz arkadaşlar. Mor 5 askerle güneye doğru ilerledi ve benim de bir askerimi ele geçirdi ve hala devam ediyor mor terbiyesizliğine. Yok artık. Evet. Saldırdı ve geri çekildi. Hamza Uğur. Hamza Uğur adlı arkadaşımız Türk. Gibi haritada kendisini göremiyoruz. Ne kadar gücü var ya da var mı bilemiyoruz. İlerleyen vakitlerde belki görürüz. Mor dil çıkardığına göre yanlış bir hamle oldu ya da zar tutmadı diyelim. Daha önceki oyunlarda söyledim mi hatırlamıyorum ama bu oyunda ne kadar az sınırınız varsa o kadar iyi durumdasınız demektir sevgili arkadaşlar. Çünkü o kadar az sayıda askere ihtiyacınız olacak demektir. Genelde de az puanlı kıtalara daha az sayıda sınır veriyorlar. Çok puanlı kıtalara da tam tersi çok fazla sayıda asker gerekiyor. Şimdi benim bulunduğum bölge 4 puan verecek bana kıtayı ele geçirirsem. Ortalama bir bölge diyebiliriz. Türk arkadaşımızda sıra ama kendisini göremiyoruz maalesef. Ne kadar çok bölgeye yayılırsanız kıtanız olmasa bile size o kadar çok asker veriyor. Evet, Hamza acemiymiş bu arada. Gördüğünüz gibi oyuncu çevrim dışı olarak görünüyor. Zaten ittifak kurma olsa bile oyunda ittifak kuramayacaktık. Bir oyuncu çünkü çevrim dışı olduğu zaman ittifak kuramıyoruz. Benim rakiplerim arasında en güçlü görünen sarı. Gözümde mi büyütüyorum bilmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi sınırımızdaki askeri geri çekti sarı. Demek ki şu an onda bir sıkıntı var. Ya bir bölgeyi ele geçirmeye çalışıyor. Ben şöyle şurayı bir alayım. Oo,
Mavinin 4 askeri var. Bunu beklemiyordum açıkçası. Mavi olmasını da beklemiyordum. Başka bir renk olabilirdi ama orada 4 askeri var. Mavi benim burayı almamı engeller mi? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Bana saldırır mı? Özellikle şu diğer görmediğim bölgeden asker yağabilir mi? Arkadaşlar çok büyük bir şanssızlık oldu. Şöyle sarının terk ettiği bölgeden mecburen asker landık. Aslında çok iyi durumda değilim. Sıra mavide bakacağım. Şimdi mavi kendini belli edecek. Eğer gelip de bana saldırırsa demek ki mavi o bölgede güçlü ve ben evet zor durumdayım. Eğer mavi beni orada zor duruma sokarsa herhangi bir hedefim kalmayacak. Çünkü en güçlü olduğum yerde bile zayıf durumdayım şu anda. Saldırısını gerçekleştiriyor ama henüz bize saldırmadı. Şu orta bölgeyi bölge olarak seçmemin sebebi arkadaşlar tabii ki en fazla sayıda askerimin orada olması. Aynı zamanda bir tane kar fırtınası var. Bir bölgeyi almak zorunda değilim. Evet şu an mavi bize saldırıyor. Birlik bölgemize saldırdı. Bakalım buraya daha fazla asker yiyecek mi? Devam ediyor. Maalesef devam ediyor. İkilik askerimize saldırmaması gerekir. Evet saldırmadı. Takviye yapacak. Şu an çok önemli bir dakikadayız. Evet asker yığmadı arkadaşlar. Orayı o şekilde öylece bıraktı. Demek ki başka bir yerden başka bir yere asker takviyesi yaptı. Dolayısıyla mavinin başka bölgede üstünü kurma çabası var. O bölgede büyük ihtimal bizim kuzeyimizdeki bölge. Kuzeybatımızdaki diyelim. Oyunun 3. turuna başladık. Daha doğrusu bitiyor. Sıra sarıda. Ondan sonra bize geçecek. Bakalım karttan kaç tane birlik edinebileceğiz. Evet hala 3 asker konuşlandırabiliyoruz. Şuradaki ikili bölgeye saldırılmasın diye asker koyuyorum ve aynı zamanda da bakalım yani mavi evet mavi burada da güçlü. O zaman şu sınıra biz askerimizi getirelim. Aşağıda yeşil var. Morun olmasını bekliyordum. Aşağıda yeşil var. Keşif turumuzdan ilginç sonuçlar çıktı açıkçası. Çok fazla yere saldırmayı normalde sevmiyorum. Ama bu sefer maviye de vurmam gerekiyordu. Nasıl yapacağız? Takviye aşamasına mı geçsek? Şunu vursak mı? Takviye aşamasına geçiyorum. Zaten çok yer vurdum. Şu şekilde yaptım. Kırmızı isterse bizi bitirir. Hatta sarı isterse zor duruma sokabilir. Zaten zor durumdayız. O bölgeyi alıp alamayacağımız meçhul. Mavi kart değiştirdi ve 6 birlik edindi ve pek de hoşumuza gidecek bir yerde birlik edinmedi. Evet geliyor yavaş yavaş galiba. İlk şehidimizi verdik ama karşı tarafa 2 tane asker kaybettirdik ve mora gitti. İlginç. Bize gelmedi. Buradan devam ediyor. Evet bize geldi. Şimdi üçlük bölgeye saldıracak mı? Bu çok önemli. Saldırırsa gerçekten terbiyesiz ve karlı bir şekilde o bölgeyi geçti. Şimdi ne yapacaksın? Neden o bölgeyi bana bırakmıyor bilmiyorum. Neden benimle uğraşıyor bilmiyorum. Belasını bulacak benden çünkü benim de kartlarım var. O kartlarımı tabii ki maviye karşı kullanacağım. Evet bu 3. oyunumuz oluyor arkadaşlar serimizde. İlk 2 oyunumuzda ilkinde kaybetmiştik. 3 farklı kişi bana karşı birlik olup hepsi bana saldırmıştı ve yenilmem kaçınılmazdı. Bana saldırma. Güzel. Sarıya saldırdı. İkinci oyunumuzda ise birlik olmalarına müsaade etmedim ve oyunun başlarından itibaren gücümü ortaya koyabildim ama bu sefer oyun çok ortada gidiyor. Çok dengeli gidiyor. Kimin şu an iyi bir konumda olduğunu bilemiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla mavi güçlü ama gerçekten nasıl bilemeyeceğim. Hala pek çok bölgeyi göremediğim için dediğim gibi kimin daha güçlü olduğunu bilmiyorum. Mor hemen saldırı aşamasına geçti. Mor kimle takışıyor? Sadece mavi benimle takışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğerlerinin pek umurunda değiliz. Bu da bizim için iyi bir şey açıkçası. Evet arkadaşlar yeşilin artık askerlerini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Demek ki yeşil de o kadar kötü bir durumda değil. Şu an sarıda. Sarıdan sonra da sıra bize geçecek. Ve aman Allah'ım arkadaşlar çok güçlü bir şekilde sarı girdi. Bizim kuzey bölgemizden. Açıkçası sevindim çünkü sarının bana şu an saldıracağını düşünmüyorum ve 10 asker iyidir. En fazla 12 olabiliyor zaten. 10 asker de iyidir. Sarının o bölgeye girmesi güzel oldu. Yalnız kuzeybatı bölgesinin ona ait olmaması gerekiyor. Ona ait olursa gerçekten tehlikeli benim için. Şöyle biz de dişimizi gösterelim. Şimdi yani böyle hızlı bir şekilde bölgeyi ele geçirmek istiyorum ama çok fazla asker de kaybetmemem lazım. Dolayısıyla bir kez saldırıp ondan sonra bir sonraki aşamayı bekliyoruz. 10 asker vermesi gayet güzel oldu. Açıkçası çok zayıflamıştık. Şu an mesela mavinin bir tane kartı olduğu için çok fazla asker koyamayacak ve o bölgeden çekilme ihtimali var. Belki kendi terk edecek. Ama mavi terbiyesiz. Mavi terbiyesiz olduğu için bana saldıracak galiba. Hangi bölge? Üçlük bölgemize mi saldıracak yoksa? Evet. Mavi gidiyor. Akıllıca. Bir hamle yaptı açıkçası. Büyük ihtimal o bölgede yeşil arkadaşımız vardı. Türk arkadaşımız. Ama yapacak bir şey yok. Önce can, sonra canan. 4. turlar sona erdi ve şu an hiç kimsenin bir bölgesi yok. Herkes 3 asker alıyor. Dolayısıyla şimdilik bir sıkıntı yok. Yani sarı da oraya 6 tane asker koydu ama neden koydu ben de bilmiyorum açıkçası. 3. oyunumuzda diğer oyunlarımızdan farklı olarak bir kere dediğim gibi farklı bir haritada oynuyoruz. İkincisi savaş sisi var. Onu da söyledik soru işaretleri.
Üçüncüsü kar fırtınaları var. Bu da farklı. Bundan sonraki oyunumuzda yapma be sarı. Ne yaptın ya? Sarı bizi bitirecek mi? Sarı bizi bitirmedi. Sarı bölgemizi terk etti. Şans faktörü yavaş yavaş yüzümüze gülmeye başlıyor galiba. Sarıyı orada zor duruma sokan bir renk var. O rengi göremiyoruz ama inşallah mavidir. Çünkü mavinin bana sınırı var. Tehlike yaratıyor. Bir sonraki oyunda farklı bir mod oynayacağız. Harita da farklı olabilir. Belki oyunu ben kurarım. Belki ben kurmam. Zombi modu var oyunda arkadaşlar. 5 turluk savaş var. Başkent fethi var. Şu an ben klasik oyun modunu oynamıştım 2 kez. Bu yine klasik oyun modu sayılır. Sayılır değil, klasik oyun modu. Şöyle öncelikle arkadaşlar şu bölgede sarının gücünü bir görelim. Evet, güzel. Bölgemizi ele geçirdik. Şu an güney bölgem biraz zayıf. Yeşil arkadaş, Hamza arkadaşımız bize saldırmazsa, sarı da bize saldırmazsa bu turda güzel sayıda bir birlik alacağız. Ondan sonra hemen sınırlarımızı güçlendireceğiz tabii ki. Ama çakalların uyanmaması lazım. Evet, mavi gördüğünüz gibi 7 askerle çakal çakal dolaşıyor ama nedense bize de saldırıyor. Yani aslında beni orada gözcü olarak bıraksa, yani görebilsem oraları güzel olur. Çünkü sadece kendi bölgemize sıkışık kaldık. Dediğim gibi bir sonraki bölümde farklı bir oyun modu oynayacağım. Şimdi klasik mod oynuyoruz. Ama farklı bir haritada oynadık. Bir sonraki oyunda farklı bir mod oynayacağız. Bu oyunun tüm modlarını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten strateji gerektiren güzel bir oyun. Ve her modun farklı bir stratejisi var. Aynı taktiklerle başarı elde edilemiyor. Bu da güzel bir şey. Kırmızı 12 birlik elde etti. Ya bana böyle birkaç el daha bulaşmazsalar. Bak bu 6 tane koydu. Birkaç el daha bulaşmazsalar güzel olacak. Evet, 7 asker sevgili dostlar. Güzel oldu. Stratejik hamlemizi güzel yapmamız lazım. Şöyle 2 tane buraya koyalım. Yani o bölgelerin zayıf olmaması gerekiyor. Bir tane şuraya koyalım. 5 tane de buraya koyalım. Yeşilin olduğu bölgeye koymadım çünkü o da bana saldıracak gibi durmuyor şimdilik. Güzel. Burada bütün takımların birer askerinin olması çok iyi. Çünkü eğer daha fazla sayıda olsaydı tırsabilirdim açıkçası ama şu an gayet güzel. Mavi hala 3 asker alıyor. Sandığımız kadar güçlü değilmiş mavi. Yeşili göremiyorduk. Yeşil güçlüymüş. Türk arkadaşımız kolay gele kendisine. Büyük ihtimal sarı da Labüz bölgesine sahip. Kırmızı yine 12 kart elde etti. Arkadaşlar bu kırmızı biraz şanslı. Bana karşı şansı tutmadı az önce. 11 tane askerini kaybetti. Daha doğrusu 10 askerini ama bu sefer yine 12 birlik edindi. Biz 12 birlik edinemiyoruz. Demin 10 birlik edindik. Bakalım bundan sonraki birliğimiz kaç tane olacak? Yine büyük ihtimalle benim bölgeme saldıracak ve bu sefer alacağını düşünüyorum. Evet aldı ve kaç asker kaybetti onu bile göremedik. Şimdi benim sınırıma yavaş yavaş kırmızı nüfuz etmeye başlayacaktır. Çünkü o bölgede başka asker kalmadı. Bir sarı görüyorum sadece. Allah'ım inşallah bana saldırmaz. Güney bölgesinde de bağlantısı olduğu için kırmızı büyük ihtimalle güney bölgesinin sahibi ve ondan korktuğu için. Evet takviye aşamasına geçtik. Korkacak bir şeyimiz yok sevgili arkadaşlar. Altı askerimiz pardon şu an sarıda. Sarının 6 askeri var. Ondan sonra bakalım biz kaç asker alacağız. Evet biz de 7 asker aldık. Kartlarımıza bakalım. Maalesef kartlarımızdan bir cacık çıkmadı sevgili arkadaşlar. O zaman biz yeşilin sınırına bir asker koyalım değil mi? Çok fazla abartmaya gerek yok ama hani bölgeyi de vermek istemediğimizi kendisine belirtelim. Aslında abartmayacağız dedim ama yani abarttım bence. Kırmızıya girek. Bakalım o sınırda ne kadar... Evet oradaki askerini geri çekmemiş. Demek ki orası onun için önemli bir bölge ya da başka bir bölgeden başka bir bölgeye transfer yaptı. Bakalım bize saldıracak mı sevgili dostlar. Sıra mavide. Birkaç eldir maviyi görmüyoruz. Artık bana bir sınırı kalmadı. Sarı bitirdi, ben bitirdim. Ve büyük ihtimal yeşil bitirdi. Mavi çok güçlü değil zannımca. Hatta bence zor durumda. Şu an 4 askeri var. Biri onu bitirirse 4 askere pardon 4 kartı var. 4 kartı elde edecek onu bitiren kişi. Bence zayıf durumda bakalım kim maviyi bitirecek. Benim bitiremeyeceğim kesin gibi görünüyor şimdilik. Çünkü sınırlarımı yapma. Yapma geliyor. Geliyor görmek istemiyorum. Geldi. Bakalım saldıracak mı? Bence birlik bölgeme en fazla saldıracak. Onu bile yapmadı galiba. Evet onu bile yap... Oo, kırmızı tehlikeli olmaya başladı sevgili dostlar. Benim için tehlikeli olmaya başladı ve Hamza da maalesef askerleri diziyor kapımızın önüne. Biraz sıkışmaya başladık. Bütün rakiplerimiz bizim sınırlarımıza yerleşiyor. Sarı da aynı hamleyi yaparsa yandık yani. Sarı bari sen yap. Sarı da kartını değiştirdi ve 8 birlik edindi. Ve gördüğünüz gibi 4 tanesini yarısını benim bulunduğum bölgeye koydu. Şu an asker sayımız eşit. Yine bana saldırmayacaktır ama yine de o bölgede güçlü. Sağ solu hiç belli olmuyor arkadaşlar burada oynayan kişilerin. Bazen artık oyundan çıkıp gitmek mi istiyorlar nedir bilmiyorum. Saçma sapan bir şekilde saldırıyorlar ve yok oluyorlar. Ve bizi de yok ediyorlar bir nebze. Neyse biz 7 asker alıyoruz. Hiç fena değil. Şöyle bir bakalım 10 asker daha geldi. Güzel.
Bir 12 gibi değil ama 10 asker de hiç fena değil. Şimdi biz de sınır bölgelerimizi güçlendirip rakiplerimize mesajlar verelim. Hamzacığımıza dedik ki bu sefer biz fazla asker koyuyoruz. Dedik yani başka bölgeye asker koymaya ihtiyacımız yok. Ama aynı şeyi Sarı'ya demedim. Şimdi hepsini buraya koydum. Yanlış yaptım ya. Hepsini buraya koymasaydım. Oo, Sarı'nın 10 askeri, Kırmızı'nın 5 askerine sınırımız oldu. Tabii ki hemen geri dönüş gerçekleştireceğiz. Şimdi daha geriye almadım bu sefer çünkü bir bölgede 15 askerimiz olacaktı. Diğer bölgede 5 asker, mavi 12 asker edindi. Çok zayıf olduğunu düşünüyordum. Kimse onu fethedemedi ve 12 askeri aldı. Şimdi biraz daha güçlenebilir. Kırmızıdan korkuyorum açıkçası. Sarı şu ana kadar tehlikeli şeyler yapmadı. Ama Kırmızı'nın sağa solu belli değil. Biraz dengesiz bir kardeşimiz. Sıra Kırmızı'da, bakalım ne yapacak, çok merak ediyorum. Evet, yine bizim sınırımıza asker birlik konuşlandırdı ve birlik bölgemize saldırdı. Şimdi bu bölge yani birlik olduğu için mi saldırdı yoksa gerçekten bize karşı bileniyor mu bilmiyorum. 7 birliğimizi koyalım sevgili arkadaşlar. Maalesef askerlerimiz eşleşmiyor. İlerlemeye devam edeceğiz. Kırmızı açıkçası biraz sıkıntı çıkartıyor. Yeşilin kırmızıya bulaşması lazım. Şu ana kadar hiç kimsenin yok olmam. Oha. Oha Sarı, ne yaptın sen ya? Sarı efsanevi bir kadro defans kurmuş o bölgeye. Ne yapacağım ben şimdi? Bunda mı oynasam? Şöyle bakıyorum, 7'ye 7. Askerler, sınırlarımızdaki askerler yavaş yavaş tehlikeli olmaya başlıyor. Eğer serinin tamamına ulaşmak isterseniz, baştan bütün seriyi izlemek isterseniz ulaşabilirsiniz açıklamalar kısmından. İlk baştaki videolarımız daha fazla eğitici oldu. Şimdi artık yavaş yavaş oyunu biraz biliyormuşsunuzcasına anlatıyorum. O yüzden oradan ilk videoma ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmına yine Ark video serimizi de koyacağız. Ve kırmızı yine bizim sınır bölgemize asker koyuyor. Neden gidip de o bölgenin tamamına sahip değil mi? O yüzden oraya 10 tane koyuyor. Sarıdan korkuyor. Belli yani, çok belli. Hamza bölgesini kaybetmiş 3 asker. Büyük ihtimalle kırmızı Hamza'nın bölgesini ele geçirdi. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta bu bir oyun. Bizim de 4 tane kartımız var ama henüz birlik edinemedik. Bakalım. Kırmızı da edinemedi gerçi. Kırmızı her seferinde 12 birlik edinerek beni gıcık etmeyi başarıyor. Bakalım bu sefer de 12 birlik edinecek mi? Gerçi 4. kartına ulaşmasına rağmen edinememiş ama. Oh my god. Sarı o bölgeyi 22 yaptı. Şu bölgeyi de daha fazla yapacak galiba. Yani orayı da 23 yaptı. Sarı nedense kuzeyden bana gelmeye çalışmıyor ama güney bölgesini, kendi güney bölgesini çok güçlü tuttu. Neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Ve bize de saldırmıyor. Yani bence korkuyor arkadaşlar. Aha, Şom ağzımı açtım. Yine gitti oraya 2 tane asker koydu. Kuzey bölgesinden de tehlikeli olmaya başlıyor. 4 asker maalesef. Yapılacak hiçbir şey yok. Kartlarımızı bozdurduk ve 4 asker geldi. Kırmızı 12-12 bozdururken biz 4 asker bozabildik. Şöyle en azından Sarı'ya karşı gelemeyecek olsak da gösterelim yani. Bu bölge ilginç. Kırmızının sınır bölgesinde 9 tane askeri var. Açıkçası çok güçlü sayılmaz çünkü diğer bölgede de 10 askeri var. Ben buradan bir giriş yapsam kırmızı artık bitti diyebiliriz. 5 asker 5 asker oluyor. Ekmeğine kan doğrayabiliriz kırmızının. 11 askeri önümüze koydu. Sanki 15 askerimiz yok karşısında. Belki de o bölgede o kadar askerim olmadığını düşündü. Ama var. Hamza tekrardan 6 asker edindi. Nasıl edindi? Bir bölge mi aldı bilmiyorum. Hamza da güçleniyor, güçlensin. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sarı 30 asker koydu oraya. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Ben, Kırmızı ve Sarı. Hep şu üçlük en zayıf olan bölgelere saldırıyoruz. Sonra geri çekiliyoruz sınırlarımıza. Ve inanılmaz bir şey ya. 4 tane askerim var. 4 tane kartım var. Birlik kazanamıyorum. 21 oldu. Kırmızının da oradaki asker sayısı. Askerlerimizi durmadan artırıyoruz. Mavi ile yeşil ne yapıyor bilmiyorum. Thomas'la Hamza ne yapıyor bilmiyorum ama biz kırmızı, sarı ve turuncu olarak asker sayımızı artırıyoruz. Şu an oyun sıkıcı bir hal almaya başladı. Benim 5 tane kartım var. Bakalım kaç tane asker gelecek. Evet sevgili dostlar, korktuğum başıma gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Gelmedi. Gelmedi çünkü Sarı gerçekten korkak oynuyor. 1-1. Yani benim orada o kadar askerim olsa ben dağıtırdım açıkçası ortalığı. Tabii böyle konuşmak istemiyorum. Yine şu ağzımı açmak istemiyorum. Çünkü bana saldırırsa gerçekten biterim. Gerçekten biterim. O yüzden bana saldırmasın. Gitsin kırmızıya dalsın. Biraz daha güçlenmem lazım. 7 asker 7 asker alıyoruz ama yetmiyor maalesef. Şöyle güney bölgemizde güçleneceğiz. Şurayı bu şekilde 23 asker yaptım. Evet. Bura gerçekten tehlikeli oldu. Evet. 6 tane asker geldi. Maalesef hiç hoş değil. Ben 12-12 istiyorum. Çünkü diğer türlü yani ne kadar asker koyarsam koyayım şu 31
tane askere karşı duramam. Yani duramam derken şöyle saldıramam çünkü çok zayıf düşerim. Gördüğünüz gibi zaten Sarı'nın arkasında da 30 tane askeri var. Şu oyunu aslında Sarı'nın bozması lazım. Sarı'nın kırmızıya falan dalması lazım. Bana değil de kırmızıya dalması lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine sınır bölgemizde yeşil var. Yeşil orayı bir kaybediyor, bir ele geçiriyor. Zaman zaman değişiyor. O bölgede çok çetin bir savaş var zannımca. Bakalım bu savaş nasıl sonuçlanacak. Sarı 12 birlik edindi maalesef. Sarı şey yapıyor. Benden bir tane fazla asker alıyor. Bu bir tane fazla asker alması onu çok güçlü yapmaz. Çünkü zaten bir korkak. Ben bu oyunu bozmak istiyorum ama bozamıyorum. Çünkü bu üçlüden hangimiz diğerine saldırırsa öteki de ötekine saldıracak. Bilmiyorum anlatamayabildim mi? Gördüğünüz gibi klasik hamleler. Sıra kırmızıda. 4 tane kartımız var. 4 kartla 12 birlik edinmem lazım ve inanılmaz. İnanılmaz. Hamza oyunu ikinci olarak terk etmek durumunda kaldı. Kırmızı Hamza'yı yıktı ve hatta ondan aldığı kartlarla 12 tane de birlik edindi. Yani bu kırmızı gerçekten çok şanslı. Nasıl oynuyor kestiremiyorum çünkü göremiyorum haritanın tamamını. İyi bir oyuncu mu kötü bir oyuncu mu onu test edemedik daha çünkü kendi sınırlı çapsız bölgemizden çıkamadık ama sonuçta şeyi bitirdi ve aman Allah mavi de bitirdi. Kırmızı gümbür gümbür geliyor. Zaten ikiz de yani birbirine galiba dalıyorlardı ve birbirlerini zayıf düşürdüler. Sonuçta kırmızı yine 12 birlik edindi. Sıkıldım ama. Sıkıldım gerçekten sıkıldım. Hayvan gibi birlik edindi. Çok güçlü oldu. Bence şu an en güçlü kırmızı ve hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ben sarının daha güçlü olmasını bekliyordum. Oyunun sonuna doğru. Şu an belki de en güçsüz biziz. Evet, yine 6 kart edinebildik. Toplamda 11 asker koyabiliyoruz. Yani durum cacık sevgili dostlar. Şuradan dalsam mı acaba sarıya? Ha? Çünkü kırmızı alt bölgeden bizi bitirir yani. Şöyle yaptık bakalım. Korkumuzu saldık. Kıtalara bakmak için buradan çekilmen lazım diyor. Sarı acaba ama değil ya diğer bölgenin sahibi değil. Olsaydı bilirdim. Olsaydı çok fazla asker alırdı. Tamam şimdi sarıya karşı dişimizi gösterdik ve kırmızı 15 asker alıyor. 15 kişiye saldırdım demek isterdim ama saldıramam. Evet ilginç olan şey şu sevgili dostlar. Neyin kırmızıya ait olduğunu düşünüyordum ama orada sarının askeri var. Demek ki sarı kırmızı ile büyük bir çatışma halinde ve bence şu an kırmızı orayı geri aldı. Tamamını geri aldı diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Kaç asker koydun sen oraya? 15. Normal. Ama diğer sınır. Diğer sınır ne olacak peki sevgili dostlar? Evet sarıda sıra. Yine klasik bir askere dalıyor. Daldı. Yapma. Yapma. O bölgeyi görmemesi lazımdı çünkü gördü. Ve çok fena girdi. Çok kötü oldu bu arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Yap. Ne yapmaya çalışıyor şu an kestiremedim. Şu an çok si... Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyorsun kardeş? Canına mı susadın? Çok bilmiyorum. Çok değişik oynadı. Ne yapmaya çalıştı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi 3 asker alabildik. Kart bozabiliyor muyuz? Kart da bozamıyoruz. Çok güzel. Yani derdimi nasıl anlatacağım size bilmiyorum. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Sarıyı tamamen yıkmak istiyorum. Keşke öyle bir imkanım olsa. Sarı aslında sen kaşındın. Ama kaşısam mı onu bilemedim. Arkadaşlar sizce kaşıyacak mıyım sizce? Hak etmedi mi? Hak etti. Ama maalesef bir şans daha veriyorum kendisine. Absolute AI. Yine 15 kişi alıyor. Yine 12 birlik. Bu şekilde çok zor. Sarı yine gıcık gıcık geliyor sevgili arkadaşlar. Şu kırmızı ile sarının birbirlerine dalaşmaları lazım. Yoksa sarı benimle uğraşırsa beni bitirir. Yani beni bitirir derken kendi de ihya olmaz. Kırmızı kesinlikle oyunun galibi olur ve almadı. Güzel. Güzel. O birlik bölgemi görmesine rağmen saldırmadı. Ve oraya asker de yığmadı. Ben de 8 asker edineceğim şimdi. Ne yapsam ne yapsam. O 8 askeri nerelere koysam. Bu inanılmaz şeyi yapacak mıyım gerçekten? Sevgili arkadaşlar. Sizce yapacağım tabii ki. Şu an herkes şokta. Eminim herkes şokta. Kırmızıyı bitirme operasyonu başladı. Ama yanlış yaptım. Gerçekten yanlış yaptım. Çünkü şey yapmam lazımdı. Onun asker aldığı diğer bölgeleri de almam lazımdı. Gördüğünüz gibi 10 asker elde etti. Tabii ki kırmızı intikamını alıyor sevgili dostlar.
Ama artık açıkçası o bölgeyi çok umursamıyorum. Çünkü o bölge Sarı'nın da beni çok sefer tehdit ettiği bir yer. Bakalım Kırmızı o bölgede kalıcı olacak mı yoksa askerlerini geri gönderecek mi? Şimdi açıkçası oyun daha zevkli bir hal almaya başladı. Çünkü birer birer askerleri vuruyorduk, kırıyorduk. Sonra asker sayımızı yükseltiyorduk ama oyunda bir heyecan yoktu. Şimdi 25 askerini benim bölgeme koymuş. Şu kırmızı denen alçak. O yüzden oyun daha zevkli. Arkadaşlar ne dersiniz? Çılgınlığa devam mı? Bence de devam. Şimdi stratejimi size de söylemiyorum. Tahmin edin bakalım benim stratejim ne? Neden böyle bir şey yaptım? Neden o kadar yüksek sayıda askerimi bu bölgeye getiriyorum? Neden? Neden? Şimdi askerlerimizi saklayacağız sevgili dostlar. Sarıya da gireyim mi? Sarıyı da bitireyim mi? Şimdi 3 asker alıyor. Ben ne alacağım? Ben hiçbir şey alabilecek miyim? Bence ben alamayacağım. Kırmızı oradaki askerimi alır benim. Ne yapsam? Şöyle koyacağım. Şimdi benim görmüş olduğunuz gibi en güneyde 23 tane askerim var. Kimsenin bu 23 askerden haberi yok. Kırmızı zannediyor ki benim sadece ve sadece 25 tane askerim var. Halbuki öyle değil. Bakın zaten beni bıraktı. O bölgeyi almadığımı görünce galiba beni bıraktı. O yüzden sarıya dalıyor. Şimdi benim bu sarıya dalıştan istifade etmem lazım. Sıra sarıda ve sarı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar sarı geldi. Şu anda sarı derdi peyda oldu. Nasıl olacak bilmiyorum. Oyun şu an baya bir karmaşıklaştı. Ben açıkçası biraz sinsilik yapıyorum. Hala güneyde askerlerim duruyor ve o askerlerimi bence hiç kimse bilmiyor. Tahmin etmiyor daha doğrusu. Güzel bir taktik oldu. Düşmanınız sizi zayıf zannedecek ve böylece siz sinsi sinsi güçleneceksiniz. Bakın ben buraya durmadan asker koyuyorum. Bu durmadan asker koymamın neticesinde zannediyorlar ki benim sadece bu kadar askerim var. Zaten 3-3 asker alıyorum. Korkacakları hiçbir şey yok. Sarıya şuradan bir giriş. Bence mantıklı yaptım çünkü sonuçta çok fazla sayıda asker elde edemezsin. Şöyle arkadaşlar getirdim tekrar 23 askerimi ve herkes şokta. Şu an herkes ağlıyor. Oha kırmızı 3 asker mi? Sarı kırmızıyı bitirdi mi? Aman tanrım nasıl oldu bu? Sarı o kadar güçlüyken yok 15 asker yok bilmem kaç asker alırken nasıl bu duruma düştü? Bu işler acısı tabloyu açıkçası çözemiyorum. Bana saldırma beni bıraksana orada. Sen boş ver ne yapacaksın oradaki askere? Arkadaşlar gördünüz mü lanı? Arkadaşlar 9 tane asker edinebiliyorum. Çok güzel. 4 tane de buradan geldi. Allah bereket versin. Allah belasını versin. 4 asker nedir ya? Adamlara 12-12 veriyorsun ya. Bu kadar iğrenç bir oyun olmaz. Yapacağım da pek bir şey yok. Şimdi şu bölgenin başka bir bölgeye sınırı olmadığı için ben buranın tamamını bir güzel ele geçireyim. Bir de buradan puan gelsin. Kırmızı perişan oldu. Sarı da şok olacak bence. Sarı da beklemedi yani böyle bir şey olacağını. Üst tarafta güçlü güçlü zannetti ki dünyanın hakimi olacağım ama Absolute Ay gibi Sarı'nın adını şu an hatırlamıyorum. Sarı da gününü görecek. Kırmızı hala orada benimle uğraşıyor. Ona müsaade etmeyeceğimden haberi yok galiba. Tabii ki müsaade etmeyeceğim çünkü o bana hiç yardımcı olmadı açıkçası. Sarıyı alt etme konusunda. O yüzden ben de ona yardımcı olmayacağım. Ama Sarı'nın da çok fazla güçlenmesi işime gelmiyor. Bak hayvan gibi güçlü Sarı. Hayvan gibi güçlü. Gördüğünüz gibi 35 askeriyle bakalım benim görecek mi hayvani sayıdaki askerimi. Görse bile saldırmaz herhalde. O bölgeyi ele geçiriyor. Hayırlı işler. Benim ilk göz ağrım olan bölgeyi ele geçirdi Leonidas bölgemizi. Bakalım sınıra mı asker koyacak? Galiba öyle yapacak. 27 tane asker koydu. Ben de 12 asker edindim. Ve 8 tane daha edindim. Mesela bu sefer olur yani. 3 tane kartım olunca ve 8 asker direkt alınca bu kabul edilebilir bir şey. Şimdi benim bir taktiğim var sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz iyi oyun diyor bak Sarı. Tırsı. Tırsı. Ya bu kadar tırsma Sarı. Olacağı bu yani. İyi oyunmuş. Ben sana iyi oyunu göstereyim. İyi oyun nasıl olur? İyi oyun kırmızıyı güçlendirip sarıyı mahvetmekle olur. Şimdi Sarı'nın gücünü iyice bir kırdım. Daha fazla kırmak istemiyorum. Çünkü daha fazla ilerlersem, yüksek sayıda bir askerle karşılaşırsam ona da asker ekleyip yine benim karşıma çıkabilir. Ama bu şekilde böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Port Royal ve New Drake bizim sevgili dostlar. Sarı yine eski bölgelerini tekrar ele geçirme çabasında. Bilmiyorum ne yapayım. Sarı'yı bitireyim mi sizce? Kırmızı da güneye fazlaca asker yığdı. Yine o da
asker alacak. Ama en fazla askeri biz alıyoruz. 12-12 biriktiriyoruz. Kartlardan da 3-5 bir şey geliyor. Acaba sizce kırmızıyı bitirsem mi? Yoksa tekrar sarıya mı dalsam bilemedim. Şimdi değişik bir taktik gördüğünüz üzere. Kırmızı biraz şey pardon sarı biraz ne yapıyor bu falan desin diye böyle bir taktik uyguladım. Bu arada kırmızı gıcık olmaya devam ediyor. Yine benim sınırıma bir sürü asker koyuyor. Yani biliyor ki çat diye ben oradaki wow kırmızı sadece oraya asker koymuyor ve sarıyı da çalışıyor. Güzel. Birbirinizi yiyin şöyle işte. Bu arada arkadaşlar karakterlerinizi değiştirmezseniz şöyle alt kısımda görüyorsunuz. Saldırı olduğu zaman savaş sesi olsa bile oradaki karakter gülüyor ya da şaşırıyor falan. Oradan nasıl sonuçlar elde ettiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla kendi resminizi koyarsanız fark etmezler. Yani insanlar sizin saldırı esnanızda kazanıyor musunuz, kaybediyor musunuz onu fark etmezler. Şimdi ben şurada yine sarıyı mı bitirsem? Zaten kırmızı çok güçlü değil. Sarının da çok fazla asker almasını istemiyorum. Hep böyle bu şekilde arkadaşlar olacağı buydu. Hem sarının hem de kırmızının bölgesini ele geçirdim. Yani ele geçirdim demeyeyim de onların kart almasını engelledim ve güney bölgesine de çok fazla asker yedim. Orada sarı gelmeye çalışırsa ki aklına kesinlikle gelmeyecek. Hiç kimse o kadar zeki değil. O bölgeden benim 8 elemanımın olduğu bölgeden gelmeyecek. En azından bu el gelmeyecek. Anam şu an gelebilir. Yani düşük ihtimal ama gelebilir. Eğer oraya 12 askerini koyarsa ve buradan devam ederse benim 18 askerimi alamaz ve üzülebilir. Şimdi o kırmızı bitti. Tam diyecektim ki çok fazla kırmızı görmüyorum haritada. Acaba dedim yani kırmızıyı mı bitirsem? Ama şimdi çok güzel olmadı mı? Benim orada 41 askerimi görünce şok olmuştur sarı. Çünkü o bölgede 41 askerim varsa diğer bölgede çok daha fazla askerim vardır diye düşünüyor olabilir. Tabii ki şurada benim 8 askerimle karşılaşmazsam. Ki karşılaşacak ama ele geçiremeyecek maalesef. Yani onun adına maalesef diyorum. Bakalım oraya vuracak mı? Bazı insanlar vardır sırf ah al işte. Sırf gıcıklık olsun diye saldırır. Şu an o saldırdı gerçekten ve ya inanılmaz ya bu sarının IQ'su mu düşük anlamadım. Şöyle bir dil atalım kendisine. Şu 3 tane karttan da güzel 11'lik geldi bak. Bu güzel oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Şimdi sevgili dostlarım şuradan başladık. Besmelemizi çektik. İlerliyoruz. Sarının tabii ki bütün bölgelere sahip olduğunu artık biliyoruz. O bölgelerden asker almasını yavaş yavaş gıdım gıdım engelleyeceğiz. Şimdi devam etmemiz gerekir mi sizce? Biraz yani devam etmek istemedim açıkçası. Şöyle biraz buraya asker koyayım. O da askerini alsın. Bakalım o da ne yapmak istiyorsa yapsın. Ben sınırlarımı güçlü tuttum. Zaten iki tane sınırım var. Oyunun başında demiştim. Sınırlar çok önemli. Sınırlarınızı güçlü tuttuğunuz takdirde yapma işte bak böyle olmuyor yani bir anda 21 asker falan sınırlarınız azsa ve güçlü tutarsanız sarı ne yapıyorsun sarı ticari ne yapıyorsun maalesef güzel bir şey yaptı kendisi için güzel oldu ama ben ne yapacağım bu oyun ne gösterecek 7 ve kartım da yok şu an biraz sıkıntı var açıkçası. Şimdi ben 7 tane aldım, tamam mı? Ben 7 tane aldım. Benim 7 tane almam demek. Ha, o da 10 tane alıyor. 10 tane asker alıyor. Yani her halükarda önde. Saldırmaya full time atak oynamaya ihtiyacım var. Saldırmam lazım yani. Pardon. İhtiyacım yok da. Şimdi 10 asker koyabilir en fazla. Bu sefer şöyle bir şey yapacağım. 2 tane asker önümde olacak. Zaten yani görmüyor ama tahmin ediyor nereden nereye aldığımı. 13-13. Sadece şunu yapabilir. Üçlük olan bölgeye 10 askerini koyar, bana saldırır ve alırsa o zaman bir şeyler olabilir. Ama yok öyle yapmadı. Şimdi 9 askerle bakalım saldıracak mı? Saldıracak. Neden? Çünkü gıcık. Şöyle bir şey yapsa aslında en azından o bölgeyi almaya çalışsa daha mantıklı olurdu. Bakın 16 tane asker aldım. Artık beni durduramaz diye tahmin ediyorum. Çünkü 3 tane kartı var. O 3 kartı şu an bozdurursa bir şey yapabilir. Bozduramazsa hiçbir şey yapamaz. Bozduramazsa bu el bende arkadaşlar. Bu oyun bende. Şimdi gördüğünüz gibi onun da birliğini bozuyorum.
kıtalarının birliğini bozuyorum. Yani 16 asker aldım. Onun da 10 asker almasını engelledim. Gayet mantıklı oynadım bence. Gayet zekice hamleler yaptım. Şimdi biraz da geriye gidiyorum. Zaten onun sınırına 6 tane askerimi koymuşum. O benim o bölgelerimi alamayacak. Bakın 5 tane asker aldı. Bu oyun bende arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Yani benim oyunun bir kısmında hani ortalarında yapmış olduğum bir şey vardı yani. Geride yığınla asker biriktirmiştim. 23 tane miydi neydi? Eğer onu yapmıyorsa ki bence yapmıyor. Ne yaptı? Aa, skandal. Benim bölgeme girebilirdi. Ben tahmin etmedim oradan gireceğini. Tüh be. Asker alaydık iyi olurdu. Şimdi sizce ne yapalım sevgili dostlar? Sizce de burayı temizlemeyelim mi? 4 tane askerini tekrar evine göndermeyelim mi? Ya da cehenneme. Bu arada benim beşik olan bölgeye, daha doğrusu kendinin beşik olan bölgesine asker koysa bile pek bir şey olmaz orada. 4 tane de kartım var. O kartları da bozabilirsem tamamdır. Sadece bir bölgesi var sarının. Benim ise kaç? 2, 4 tane bölgem var. Şu an bozmazsa 16'dan fazla asker alacağım. 22 tane asker aldım. Ve long engagement. Hadi be. Bir de şuradan gelseydi güzel olurdu. 22 tane asker ediniyorum. Sarı 5 tane ediniyor ve hala oyuna devam ediyor. Ben olsam oyunu terk edip giderdim. Çünkü bu saatten sonra çeviremez. Şimdi sonuna kadar tabii ki gidemeyeceğiz. Yerde durmamız lazım. Askerlerimizi biriktirmemiz lazım. Bilmiyorum doğru mu yaptım bilmiyorum. 17'lik askeri de geri çekebilirdim ama şöyle yapayım dedim. Evet zaten oradan gelemeyecek. Aa yapmadı. Gerçi yapsaydı da bir şey olmayacak da. Alamadı mı? Oo, 9 askere 8 asker nasıl yine büyük bir mücadele örneği gösterdiği 23 asker bu sefer. Şu 5'liyi bozalım bakalım kaç? 12. Oyun sonu zaten artık belli bende ama şu an bana 12 asker veriyor oyun. Tebrikler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir galibiyetin de daha sonuna geliyoruz. Eğer daha fazla risk videosu istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. İstemeyenler belirtiyor ama isteyenler belirtmiyor. İsteyen var mı bilmiyorum da gerçi. Ben bu şekilde birkaç oyun daha oynayacağım. Dediğim gibi diğer oyunun modlarını da oynayacağım. Zombi modu var demiştik. 5 turluk savaş var demiştik. %70'lik hüküm var. Ondan sonra bir şey daha vardı. Başkent fethi var. Bunların hepsini tek tek oynayıp size göstereceğim. Gerçekten güzel bir oyun. Ücretsiz bir oyun. Bu oyunu edinip oynayabilirsiniz. Ve serverlar da dolu oluyor genelde arkadaşlar. Beklemiyorsunuz. Şöyle arkadaşımızın gönlünü alalım. İyi oyun diyelim. Çok fazla ağlamasın. Çok fazla ağlama ve final. Bakalım hala acemiyiz. Hala acemiyiz. Kazanıyoruz kazanıyoruz acemiyiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.